Herkese Sokak Ekspres'ten merhabalar. Bugün Menemen halkına ulaşım sorununu sordum. Bizi izlemeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Belediyesi kanalizasyon sorunu çözmek için bir altyapı çalışması yaptı. Menemen'de. Evet. Evet. Sizce bununla da ilgili böyle yollar bozuldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yollar bozuluyor. Tamam da bunların da yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Artık belli bir sürede kapatırlar, düzeltirlerse iyi olur. Ha, bunu düşünüyorum yani. Ama bu altyapı mutlaka yapılması gerekiyor bizim Menemen için. Yapılıyor. Kısa sürede kapatırlarsa olur. Bu sıkıntıyı çekeceğiz. Bunu düşünüyorum. Peki seçim öncesi sizce bu Menemen Belediyesi'ne yapılmış bir siyasi operasyon olabilir mi? Valla onu hemen böyle karar vermek doğru değil yani. Ya böyle bu şekilde söylememiz doğru değil yani. Yani bir siyasi operasyon olarak görmüyorum ben. Peki Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ya çalışmalarında Menemen'e de biraz daha zaman ayırsın, gelsin, görsün, değer versinler. Ben Menemen'imize şu anda pek değer verildiğini göremiyorum. Peki Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın bu konu hakkında yapmasını istediğiniz bir şey var mı? Ya bizim Menemen'e biraz daha üzerine düşsünler istiyorum. Ama Aydın Pehlivan tabi o şimdi geçici bir başkanımız. Böyle bir şey yapılsın istiyoruz. Bir Menemenli olarak. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, kolay gelsin. Kanalizasyon sorununu yani su sorunu çözebilmek için yaptığı altyapı çalışmasıyla yolları bozdu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ne düşüneyim yani, yollar bozdularsa yapmaları lazım ama aylardır hala böyle bekliyoruz. Arabalı çarşıdan geçemiyoruz yani, sürekli dışarıdan geçiyoruz. Şehir içinde, şehir dışında geçiyoruz. Dükkana gidiyoruz, gireriz. Mümkün olduğu kadar bozuk yerlere girmemeye çalışıyoruz. Bir an önce yapması lazım yolları. Yani başka ne isteyeceğiz? Yani yolları yapacak yani, belediyenin görevini. Benim cenazemi kaldırsın, suyumu akıtsın, yolumu yapsın. Başka da yapacak bir şey yok. Ama şimdi belediyeler olsun, her yer olsun. Hani resmi kurum olarak değil de ticarethane gibi çalıştırıyorlar. Ya su parası dünyayı veriyoruz. Elektrik parası zaten sağ olsun devletimiz güzel yapıyor. Ama senin bir yerde kiran varken kirada diyor ki %25 arttıracaksın. Yani bu nasıl olur bilmiyorum, bu seçim öncesi. Yapacak bir şey yok yani. Kanalizasyon sorununu çözerken yaptığı altyapı çalışmalarıyla yolları bozdu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Canım, yapılmadan bozulmaz. Bozulmadan da yapılmaz. Altyapıyı yaptıktan sonra üst yapısını da yapacak yani. Peki sizce bu seçim öncesi Menemen Belediyesi'ne karşı yapılmış siyasi bir operasyon olabilir? Yani olsa olsa hiçbir şey olmaz. Değişmez. Vatandaş bilir işini. Peki Tunç Başkan'a buradan ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Başarılar diliyorum. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a. Hani yapmasını istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Zaten gereğini çok yapıyor. 20 sene maaşları alamayan insanlar maaşını alıyor. Birikmiş ikramiyelerini. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İzmir Büyükşehir kanalizasyon sorununu çözerken yollar bozuldu. Altyapı çalışmalarıyla birlikte yollar bozuldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya sürekli zaten yollarda, özellikle belirli bölgelerde kazılardan dolayı çok fena koku oluyor. Ve yollar da kapanıyor onun yüzünden. Çok hızlı bir şekilde çözerlerse sorun olmaz veya ertelemeleri lazım şu an için. Veya kokusunu bir çözümle kapatmaları lazım. Bu kadar. Peki sizce bu seçim öncesi Menemen Belediyesi'ne karşı yapılmış siyasi bir operasyon olabilir mi? Siyasi açıdan bir şey söyleyemiyorum. Ama çözülmezse seçimlerde sıkıntı olabilir, evet. Peki... Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ne demek istersiniz bu konu hakkında? Bir an önce çözsünler, yoksa gerçekten kaybedebilirler. İnşallah kaybedebilirler. Peki, Menemen Belediye Başkanı'nın, Aydın Pehlivan'ın yani yapmasını istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Bence gençlik hakkında daha ilerlemeler yapması lazım. Daha önceki başkanlarda çeşitli eğlenceler, konserler şeklinde. Gençliği kazanması lazım seçimlerde. En çok önemli olan onlar zaten yoğunlukta. Onu çözerlerse... Bence daha başarılı olurlar. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununu çözerken yaptığı altyapı çalışmalarıyla yollar bozuldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim, hiçbir bilgim yok fazla benim.
Yani hani bu yolların bozulmasıyla, yollarla ve ulaşım sorunuyla ilgili. Zor ulaşım tabii zor. Yaz gününde yolları bozuyorlar. O arabalarla zor geçiliyor. Peki buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hani yapmasını istediğiniz herhangi bir şey var mı? Vallahi bir düzenli yollar koysun. Ya da bu konu hakkında yani Tunç Başkan'a ne söylemek istersin? Hiçbir şey söylemeyeyim ben. Peki. Peki oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün ilçelerde şu an yollar köstebek yuvasına dönmüş. Bu genel bir sorun. Yani buradan hizmetten şikayetçimiz diye soruyorsanız genel şikayet var. Ama hani... Bu araba senin mi? Şu. Benim abi. Bu araba yakışıyor mu burada? Bir saat duruyor. Ben burada oturuyorum abi. Ya sen otursan ne olacak? Oturmasan olacak. Trafiği aksatıyor, yolu aksatıyor. Bütün yollar böyle dayı baksana aşağı kadar öyle ya. Aşağı kadar öyle ya. Senin trafik ta oraya kadar uzadı, sen burada kıbırdamıyorsun bile. Dayı baksana benim arkamdaki arabalar. Ya senin başkasını konuşma bana, sen kendi arabanı kaldıracaksın. Ben de kendime diyorum ki burada yasak var mı? Bak bakayım. Yasak yok değil mi? Yasak var. Şimdi bir telefon etsem. Tamam gönder abi gelsin, ben buradayım. İşte bu, ha. Bu ne falan ne? Amcacığım bak bu. Herkes park ediyor, ben de park ediyorum. Kardeşim, ne yapabilirim? Tamam o zaman yer yok. Edemezsin. Ben de belediyeden bundan şikayetçiyim. Yer yok. Nereye park edeyim söyler misin? Ya sen belediyeyle sorunu halledeceksin. 20 dakikalık bir iş için ben yer mi arayayım? Ya ne 20 dakika? Sen iki saat duruyor araba burada. Ben içiyorum ya. İşim var şurada ya benim. Dayı. Saat kaç? 15-20 dakika öyle. Ya. Ne yapayım şimdi ben öleceğim. Şu arabayı şuradan git. Sen belediye zabıtası mısın nesin yani? İzmir Büyükşehir'i soruyorsunuz. Tunç Soyer'i. Ankara'dan ne kadar bir yardım alıyor Tunç Soyer de hizmet yapsın. Türkiye'de şu an öyle bir şeyler yaptı ki Tunç Soyer, hani bir kanalizasyon şirketlerinde arıtma sistemleri nerede var? Gediz Nehri'ni görüyorsunuz. Çamur akıyor. Manisa'nın, Uşak'ın pisliği buraya geliyor. Peki İzmir'de kaç tane Tunç Soyer, kaç tane ilçeye yaptı arıtma tesisi? Bunları niye görmüyorlar? Yolu söylüyor. Yardım gelirse yapacak. O gelmiyor. Ama ona göre de hizmet yapıyor adam. Şu an mesela buradaki kanalizasyon sorunu altyapım iş sunulmuş. Üst yapı Melemen Belediyesi'nin. Melemen Belediyesi diyor ki Eylül'de olacak. Niye şu an olmuyor? Öyle değil mi? Bu rezilliği insanlara yaşatıyorlar. Sokaklara bak. Köy yolundan kötü. Arabada da ne alt takım kaldı ne bir şey. Bitti. Çukurlarda gidiyorsun. Yani peki buradan Tunç Başkan'a bu konu hakkında ne söylemek ister? Kime? Tunç Başkan'a. Tunç Başkan'a ben ne diyeyim? Başarılar dilerim ben. Olmayan şartlarla hizmet yapıyor şu an adam. Peki yani. Sizce Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın bu konu hakkında ne yapması gerekiyor? Madem vekaleten geldi bunları yapması gerekiyor yani. Tamam. Şimdi lafa geldiği zaman reis ne diyordu? CHP demek çamur belediyeciliği diyordu. Al işte çamur belediyeciliği buyur. Hadi bakalım. Ya, kanalizasyon çalışması yaptı ama ilk önce yolları kırdılar. Tam yolları yapacaktılar. Ondan sonra kanalizasyon çalışması ortaya çıktı. Yok biz elektrik tellerini falan alacağız aşağıya yani dediler. Ondan sonra böyle işte lise yolunu tek şeritte açacaklarını falan söylediler. Birbirlerinin üzerine bu attılar. Böyle bu şekilde kaldı yani. Bir zıtlaşma var yani. Büyükşehir'le Menemen Belediyesi'nin arasında bir zıtlaşma var yani. Peki siz bunun seçim öncesi Menemen Belediyesi'ne karşı yapılmış bir siyasi bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Siyasi bir operasyon. Onu bilemiyorum yani. Bu olmadığını bilemiyorum yani. Onlar da iyi biliyor. Başkanlar da iyi biliyorlar yani. Peki bu konu hakkında Tunç Başkan'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ne söylemek istersiniz? Ya, Tunç Başkan'a demek istediğim yani bir halk yani perişan bir durumda yani. Ya en azından bir yani biz bu insanları çıkardık o koltuğa. Yani halkın faydası için çıkardık değil mi? Halkın yararı için çıkardık biz oraya. Yani bir çalışma göremiyoruz yani. Bir belediyesi kanalizasyon sorununu çözebilmek için altyapı çalışması yaptı. Bu çalışmalarda yolları bozdu. Yollar hakkında, bu çalışmalar hakkında ne düşünüyorsun? Yollar çok kötü. Öncelikle biz sürerken bile çok zorlanıyoruz. Bazen işte çekeri falan kayıyor, çamura giriyoruz, çukura giriyoruz. Her tarafımız pisleniyor. Bu çok kötü bir sorun yani. En kısa zamanda düzeltilmesini istiyoruz biz de. Herkes gibi. Peki sence bu seçim öncesi Menemen Belediyesi'ne karşı yapılmış siyasi bir operasyon olabilir? Siyasi bir operasyon orasını bilemem ama yerin altından kazlar falan çıkarıldığını söylediler. Onları duydum ben sadece. Operasyon devletin
iç tarafında çok gizli şeyler var aslında. Operasyon da olabilir, olmayabilir. O yüzden ona pek bir şey diyemem. Peki buradan bu konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı hani Tunç Soyer'e ne de söyle? En kısa zamanda bu yolların yapılmasını rica ederim. Çünkü kısa bir yer olsa neyse de çok uzun bir yol. Talis yolun oradan başlıyor, bayağı da ileriye doğru gidiyor. Yani en kısa zamanda düzeltilmesini isteriz.